Rapunzel Masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, pireler berber iken, develer tellal iken, ben anamın beşiğini tıldır mıldır sallar iken, uzak ama çok uzak diyarlarda, birbirlerini çok seven bir karı ve koca, güzel ve kutu gibi sımsıcak bir evde yaşarlarmış. Günleri hep çalışarak geçermiş. Birbirlerini de hiç ihmal etmezlermiş. Beraber gülmeyi ve eğlenmeyi çok ama çok severlermiş. Ancak her evde olduğu gibi bu çifti de derin kederlere sokan bir hüzünleri varmış. Özellikle kadın bu kederle nereye kadar yaşayacağını düşünüp dururmuş. Günlerinin bir bölümü de bu kederi atlatabilmekle geçermiş. Bu çiftin hüzünlenmesine neden olan durumsa çocuklarının olmamasıymış. Bir çocuk sahibi olmayı çok istiyorlarmış. Fakat bir türlü olmuyormuş. Aradan çok fazla zaman geçmemiş ki bir gün kadın bir çocuğunun olacağını öğrenmiş. Hemen kocasına haber vermiş ve bu habere birlikte çok sevinmişler. Günlerden bir gün kadın pencerenin önüne geçmiş ve karşıda komşusuna ait olan güzel mi güzel çiçekleri ve sebzeleri izlemeye koyulmuş. Güzel güzel bakarken birden gözüne bahçede bulunan ve ışıl ışıl parlayan marullar takılmış. Kadın marulların güzelliği karşısında kendisinden geçmiş. Bu marullar kadının aklından bir türlü çıkmıyormuş. Günler peş peşe geçerken kadının aklı halen daha marullardaymış. Kadın yine bir gün marulları düşünürken kendi kendine "Ben bu marullardan yemezsem eğer kesin ölürüm." demiş. Marullara olan isteği o kadar kuvvetli bir hale gelmiş ki kadın yemeden içmeden kesilmiş ve oldukça zayıflamış. Kadının bu durumuna hayret eden kocasıysa kadının problemini sormuş ve kadın anlatmış. Kocasıysa bu durumu halledebileceğini eşine söylemiş. Kadınsa endişeye kapılmış ve yan taraftaki eve girmek çok tehlikelidir. Biliyorsun bu ev çok kudretli bir cadıya ait. Ayrıca duvarları da çok yüksek. Tırmanmak neredeyse imkansız. Ancak adam kendinden emin bir şekilde bu marulları getireceğini karısına tekrar etmiş. Bir gece adam tüm cesaretini tekrardan toplamış ve yandaki bahçeye girebilmek için duvarı tırmanmaya başlamış. Biraz zorlanmış olsa da duvarı tırmanmış ve marulların yanına kadar gitmiş. Güzel marullardan birkaç yaprak toplamış ve duvarı geçerek hızlıca evine gelmiş. Ardından marulları kadının eline vermiş. Kadın marulları görünce çok mutlu olmuş ve hemen hızlıca marulları afiyetle yemiş. Ertesi gün kadın uykusundan uyanır uyanmaz tekrardan marulları düşünmüş ve durumu kocasına anlatmış. Kocası kadının tekrardan marul istediğini anlamış ve harekete geçmiş. Adam tekrar duvarı tırmanmaya başlamış. Bahçeye girdiğinde ise adamı pek de hoş olmayan bir durum bekliyormuş. Önceki gece marullarının eksildiğini fark eden cadı bu adama bir tuzak hazırlamış. Adam bahçeye girer girmez de tuzak yüzünden yakalanmış. Cadı, "Sen benim bahçeme nasıl girebilirsin ha?" Ardından özel bahçesine izinsiz giren adamı ortalığı ayağa kaldıracak şekilde azarlamış ve "Bunun hesabını vereceksin." diyerek de tehdit etmiş. Adamsa cadının bağırması ve tehditleri karşısında hem utanmış hem de çok fazla korkmuş. En iyisinin
durumu olduğu gibi anlatmak olduğuna karar vermiş ve karısının hamile olduğunu ve yakın zamanda bahçedeki marulları fark ettiğini, yemeden içmeden kesildiğini her bir detayıyla cadıya anlatmış. Cadıysa durumu ciddiyetle dinlemiş ve en sonunda "Demek çocuğunuz olacak, sizi bir şartla affederim." diyerek de eklemiş. "Eğer şartımı kabul ederseniz, bahçemdeki marullardan dilediğiniz kadar alabilirsiniz." Cadının şartıysa, "Bebeğiniz doğduktan sonra onu bana vereceksiniz." Şeklindeymiş. Adamsa cadıdan o kadar çok korkmuş ki şartı hemen kabul etmiş. Sonra cadı adamın gitmesine izin vermiş. Aradan günler, haftalar ve aylar çabucak geçivermiş. Kadın bebeğini kucağına almış. Bebeğin doğduğunu duyan cadıysa hemen eve gelerek bebeği almış ve bebeğe bahçesindeki özel marulların ismi olan Rapunzel ismini vermiş. Cadı bebeği gerçekten çok sevmiş ve mutlu bir şekilde bebeği büyütmeye başlamış. Aradan çok zamanlar geçmiş ve cadının emekleriyle Rapunzel büyümüş ve oldukça güzel, güçlü ve alımlı bir prenses olmuş. Rapunzel 16 yaşına gelinceye kadar o kadar güzel bir kız olmuş ki güzelliğiyle etrafı aydınlatır hale gelmiş. Rapunzel'in bu kadar güzel olması cadıyı korkutmuş ve cadı Rapunzel'i uzak diyarlara götürüp gizlemeye karar vermiş. Bir kule inşa ettirmiş ve bu kulenin kapısı ve merdiveni yokmuş. Rapunzel'i oraya yerleştirmiş. Rapunzel bu kulede günlerini saçlarını örerek geçiriyormuş. Cadı kuleye çıkmak istediğinde Rapunzel'in uzun saçlarını aşağıya sarkıtmasını istermiş ve bu şekilde tırmanıp kuleye çıkarmış. Günlerden bir gün bir prens ormanda geziye çıkmış. Gezinirken çok güzel bir ses duymuş. Sesin sahibini merak ederek sesi takip etmiş. En sonunda kulenin önüne gelmiş ve Rapunzel'i görmüş. Kuleye girmek istemiş. Ancak bunun mümkün olmadığını fark etmiş. Prens hemen her gün kulenin önüne gelip bu kuleye girebilmenin bir yolunu aramış. Yine bir gün kulenin etrafında dolaşırken cadının geldiğini fark etmiş ve kuleye nasıl girdiğini izlemiş. Cadı gittikten sonra prens kulenin dibine gelmiş ve "Rapunzel, Rapunzel, uzat bakalım altın sarısı saçlarını" diye nazik bir şekilde Rapunzel'e seslenmiş. Rapunzel hemen uzatmış saçlarını ve prens saçlarından kuleye tırmanmaya başlamış ve Rapunzel'in yanına gelmiş. Rapunzel prensi görünce çok korkmuş. Çünkü cadı onun kimseyle konuşmasına izin vermiyormuş. Prens hemen durumu anlatmış. Sesine aşık olduğunu söylemiş ve hemen oracıkta Rapunzel'e evlenme teklif etmiş. Rapunzel kabul etmiş. Ancak şimdi büyük bir sorunları varmış. Kuleden nasıl ineceklerini düşünmeye başlamışlar. Rapunzel, prense kuleye her gelişinde bir ipek çilesi getirmesini söylemiş. Böylece Rapunzel bir merdiven örmeyi planlamış. Günler geçerken merdiven de neredeyse bitmek üzereymiş. Ancak bir gün Rapunzel, prensin cadıdan daha hızlı tırmandığını ağzından kaçırmış. Cadı durumu hemen anlamış ve Rapunzel'in saçlarını keserek
onu uzak bir çöle göndermiş. Ardından cadı kulede prensi beklemiş. Prens gelince onu yukarıya almış ve daha prens ne olduğunu anlayamadan prensi aşağıya atmış. Prens ölmemiş ama çalılıklar gözlerini kör etmiş. Prens yıllarca kör bir şekilde Rapunzel'i aramaya başlamış. Ve bir gün yolu çöle düşmüş. Ve kulağına yine yıllar öncesindeki o güzel ses gelmiş. Sesi takip eden prens en sonunda Rapunzel, Rapunzel diye seslenmiş. Prensi gören Rapunzel sevinçten ağlamaya başlamış. Rapunzel'in gözyaşları prensin göz kapaklarına değince mucizevi bir şekilde prensin gözleri açılıvermiş ve görmeye başlamış. Ardından prens ve Rapunzel beraber ülkelerine dönmüşler ve beraber mutlu bir hayata doğru yelken açmışlar. Evet arkadaşlar, masalımızı beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.